Japonya'da şiddetli yağış can aldı. Çin ve Hindistan'da su baskınları meydana geldi. Meksika yaklaşan tropik kasırga sebebiyle alarma geçti. ABD'nin Texas eyaleti ise sıcak hava dalgasının etkisinde. Ve spor haberleri. Trabzonspor, Misnamor Sıçı kadrosuna kattı. Bordo Mavi'li ekip Hırvat futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Galatasaray yönetimi Leandro Paredes'i renklerine bağlamak için pazarlıklarını sürdürüyor. Sarı kırmızılıların PSG forması giyen Arjantinli futbolcuyla yaptığı görüşmeler olumlu yönde ilerliyor. Adana Demirspor'da Patrick Kluivert dönemi başladı. Hollandalı teknik adamla 2+1 yıllık sözleşme imzalandı. FIFA Milletler Ligi'nde finallere katılmayı garantileyen A-Milli Kadın Voleybol takımımız Tayland'daki 3. maçında Brezilya ile karşılaştı. Fili'nin sultanları güçlü rakibini set vermeden 3-0 mağlup etti. Polonya'da düzenlenen 2023 Avrupa oyunlarında 10. gün geride kaldı. Milli boksörler Hatice Akbaş, Gizem Özer ve Turulan Erdemir bronz madalya kazandı. Bu arada Türkiye 3. Avrupa oyunlarında yeni bir rekora imza attı. Şimdiye kadar 30 madalya kazanan milli takımımız organizasyonda kendi madalya rekorunu kırdı. 19 yaş altı erkek basketbol takımımız FIBA Erkek Basketbol Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldi. Ay Yıldızlı ekip çeyrek final maçında Kanada'yı 97-73 mağlup etti. Milliler yarı final maçında İspanya ile karşılaşacak. Mücadele saat 21'de başlayacak. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Bugün Denizcilik ve Kabotaj Bayramı. İçişleri Bakanı Nihal Kaya bayramın 97. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Elektronik faturada yeni dönem başladı. Brüt hasılatı 3 milyon lira ve üzerinde olan tüm işletmeler bugünden itibaren e-fatura uygulamasına geçmek zorunda.